Arefe gününden itibaren ta bugüne kadar şimdiye kadar tezgahlarımıza kurduğumuz bütün tatlılarımız elhamdülillah tükendi. Ve bununla beraber bu tatlılar tükendiği zaman en çok sebeplerinden bir tanesi Diyarbakır'a has özel Diyarbakır burma kadayıfıdır. Yani en çok bizim iş yapma sebeplerimizden bir tanesidir bu. Bunu da biz şuna bağlıyoruz. Şimdi normalde aynı malzemeyi alın, aynı fıstığı alın, Diyarbakır'ın dışına çıkın, aynı ustayı da kendinizle götürün, siz yine bu tatlının aynısını yapamazsınız. Ki bunu denemişiz. Daha önce ben Ankara'da da kaldım. Bütün malzemelerimiz, ustalarımız, ben de 19 yıllık kadayıf pişirme ustasıyım. Bunların hepsini aynı yere götürüp imalata sergileyip yaptığımız zaman bakıyorduk ki o lezzeti, o tadı alamıyoruz. Çünkü iklim farkı var. Nasıl ki bugün Antep'in bir fıstığı meşhursa, tabii bu arada parantez içinde Urfa'nın da fıstığı meşhurdur. Ama Antep'in biraz daha ismi çıkmış. Bu şekil Diyarbakır'ın da kadayıfı meşhurdur. Bunu da biz iklime bağlıyoruz. Kadayıfın güzelliğini, kadayıfın o muhteşem çıkışını hepsini iklime bağlıyoruz. Çünkü gerçekten kadayıf telleri bizim iklime çok uygundur. Yani normalde bizim geçen bayramda, bu bayramda tatlı tüketimimiz çok iyiydi. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz usta olan arkadaşlarla da bir araya geldiğimiz için, yani en düşük ortak olan usta arkadaşımız 16 yıllık bu meslekte kalan ustamızdır. Ve bununla beraber ben 19, diğer usta arkadaşımız ise 32 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Bir de babam da 30 yıl bu meslekte emekli oldu. Ondan dolayı bizim bu işin ehli olduğumuz için bizim iş yönünde hiçbir sıkıntımız olmuyor. Biz tatlılarımız, yani Arefe günü özellikle fıstıklı çeşitlerimiz Arefe günü saat 6 civarında hepsi tükendiler. Yani artık fıstıklıya gelen kişiye cevizli almak zorunda kalıyorlardı. Çünkü mesela tatlının lezzetini de biliyorlar, kadayıfın kalitesini de bildikleri için. Yani baklava mı deseniz, kadayıf mı deseniz, şöyle bir şey söyleyebilirim. Arefe gününde Diyarbakır halkının en çok tükettiği tatlı çeşitlerinden bir tanesi bizim kendimize ait Lütfüzade Prens tatlımız var. Baklava küçük dilimlidir. Biz niye bu özel bir tatlıdır? Çünkü hava sıcak olduğu için yazın içine normalde prens tatlının içine kaymak girer. Ama biz biraz daha küçültüyoruz. Yani o kaymak oranını aldığımız için bir porsiyonda 6 tane dilim var. O 6 tane dilim de alan müşterilerimizin hesabına geliyor. Hem maddi hem manevi. Çünkü tadı da lezzeti de çok iyi olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor. Maddi anlamında da normalde bir porsiyon 4 dilimken bunda 6 tane dilim bir porsiyon oluyor. Onun için her türlü hesaplı oluyor. Ve lezzete de bir sıkıntı olmadığı için kaymak hava sıcak olduğu zaman ekşime durumu olduğu için hava Diyarbakır şartlarında şöyle bir durum var. Mesela kişi gelip burada bir tatlı alınca 3-4 kilo alıyor. Çünkü Arefe'dir ya, bayramda birçok yerde kapalıdır. Hani bir kilo alsa ekşime durumu olmaz. Biz de dedi ki işimizi sağlam yapalım, kaymakları çıkartalım, sadece fıstıkla yufkayla karıştıralım. Kendimize has öyle özel bir tatlı yaptık ve o tatlımız en erken biten tatlımız oldu. Şimdi sorsanız, deseniz ki peki bayramın 4. günü, artık bayram bitim Arefesindeyiz. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi de en çok tüketilen tatlı kadayıftır. Niye? Çünkü adam İstanbul'dan buraya geliyor. Müşterimiz misafirliğe gelmiş veya burada akrabalarının yanına gelmiş. Ve buradan gidince Diyarbakır'ın kadayıfının meşhur olduğunu bildiği için gidenler buradan baklava götürmüyorlar. Gidenlerin %95'i hep Diyarbakır burma kadayıfını götürüyorlar. Özellikle bilenler, eski kişiler bunu çok iyi biliyor. Bilenler Diyarbakır eski burma cevizli kadayıfı çok götürüyorlar. Biz de şu anda mesela siz de görüyorsunuz, gelen 10 tane müşteriden 7-8 tanesi kadayıf istiyor şu an.